Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Rabbi yassir ve la tuassir rabbitemin bil hayr. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aziz kıymetli kardeşlerim, müminler, bugün biraz Hizbullah'ı anlatacağım. Yani Hizbullah'ın kronolojisi, tarihi. Bununla birlikte yaklaşık 3 gün sonra bir yılını dolduracak olan Aksa tufanı ile alakalı bir genel bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Malum özellikle bu Hizbullah'ın lideri, Lübnan'daki lideri Hasan Nasrallah'ın Siyonist İsrail tarafından suikastle öldürülmesi, özellikle Hizbullah'ın komuta kademesinde büyük bir dayiata sebebiyet vermesi neticesinde, ki biliyorsunuz İsmail Heniye'nin yine Tahran'da öldürülmesi ve bu yaşanan süreçlerin dünyadaki, bölgedeki seyri değiştirmesiyle birlikte birçok İslami yapı, şahıs ve camianın olaylara bakış açısı, nerede durması gerektiği, nasıl değerlendirmesi gerektiği sonucunda bazı ayrışmalar, kafa karışıklıkları maalesef husumete varabilecek bir söylem dilde gelişebiliyor. Tabii biz gelişen hadiseleri sadece anın vacibi içerisinde değil, olayı bir bütünlük içerisinde tarihi seyriyle birlikte değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Suriye'deki 2011 yılında başlayan süreçle birlikte, özellikle daha doğrusu onun öncesinde Arap Baharı diye ifade edilen Tunus'ta başlayan sürecin birçok bölgeye farklı yönleriyle sirayet etmesi, Libya'nın süreci, Mısır'da yaşanan olaylar, zaten İran öncesinde süregelen bir işgal süreci var. Ve daha sonra Suriye'de yaşanan bir süreç. Hemen hemen dünyanın bütün ülkeleri istihbaratlarıyla, güçleriyle, ekonomileriyle bir taraf olup kamplaşma içerisine girdiği bir bölgeden, Suriye'den bahsediyoruz. Ki hala şu an tamamen bitmiş bir süreçte değil. Fakat Suriye politikasında Hizbullah'ın İran'la birlikte, özellikle Suriye özelinde sürdürdüğü politika, durduğu yer, öldürdüğü insanlar, Müslümanlar bu yönüyle hafızalardan silinmiş değil. Şimdi biz gelişen olayları bir etnisite üzerinden, bir mezhep üzerinden, bir fırka üzerinden değerlendirmeyi ya da konjektür üzerinden, real politik algılar üzerinden değerlendirmeyi çok makul görmeyiz. Çünkü bu bizi subjektif bir alana iter. Bilgi kaynaklarımızda eksiklikler olabilir, herkes için bu geçerlidir. Ama
gücümüz yettiğince süreçleri yerinde kaynağından okumaya, okunanlardan, okuyanlardan istifade etmeye çalışıyoruz. Takip edenler bilir. Bu konuda olayın üzerindeyiz ve dikkatle bu bilgileri sahih alanda öğrenmeye çalışırken topluma olan, siz değerli Müslümanlar olan aktarımımızda da böyle bir taassup mantığıyla ya da sahih olmayan, sadece propagandadan etkilenen manipülatif anlayışlarla bilgi akışından Allah'a sığınırız. Yani fasıklardan gelen haberlere her zaman dikkat ederiz. Şimdi bölgede gelişen sürecin farklı bir alanında olsa da bir İran faktörü var. Yani İran'ı masaya yatırmak gerekiyor. Yani bu Gazze süreci, İran, Lübnan, Hizbullah, yani bunlar birbirinden kopuk değil. Hepsi bir bütünün parçası. Şimdi İran'la alakalı, ben Şia anlayışıyla alakalı birkaç kelam etmek istiyorum. Bu bizim hem bakış açımızı da kamuoyuyla zaman zaman paylaşıyoruz. İlk defa anlatacağım bir konu değil ama netlikten yanayız, ilkesellikten yanayız, izzetli duruştan yanayız, müminlikten yanayız. Yani biz olayları Sünnilik, Şialık üzerinden değerlendirmeyi de çok sağlıklı görmediğimizi ifadelendireyim. Yani bugün birazdan Şia'nın özellikle geldiği süreçte İran üzerinden oluşan Şia mantalitesini ele alacağız ama gelin bu yönüyle biraz da kendisini Sünni görenleri bir masaya yatıralım bakalım. Yani Sünni dediğimiz dünya neresi? Sünniler neredeler? Yani İran'a vururken ki İran bir sürü ihanetlerle varlığını sürdüren, güven vermeyen kaypak bir yapı. Yani İslami kaygılarından ziyade Farisi anlayışlar, ulusalcı, milliyetçi, mezhepçi görüşleri dinin önüne geçmiş bir algıdan bahsediyoruz. Yoğun şirk içerisinde. Şimdi ben Müslümanları da anlamakta güçlük çekiyorum. Bir kısım Müslümanları. Bakın kardeşler, bizim ölçümüz Allah'ın kitabıdır. Ondan sonra da sünnete Resulullah'tır. Yani neyi değerlendireceksek, hangi ekolü, şahsı, anlayışı, eylemi bu perspektifte, bu ölçüyle değerlendirmek durumundayız. Siyasi, tarihi, mevcut var olan şartları da elbet doğru okumaya gayret edeceğiz ama yani bizim duruş yerimiz, anlayışımız, tavrımız sadece siyasi algılarla da olmaz. Yani İran Amerikan karşıtı, İsrail karşıtı, hadi biz de İran'ın yanında duralım. Böyle olmaz ki. Aynı İran Suriye'de, Irak'ta on binlerce, yüz binlerce Müslümanı öldürdü. Yani Amerika ile iş tutmak hainlikken Rusya ile iş tutmak eftel bir hareket midir? Amerika ile Rusya'nın arasında ne fark vardır? İkisi de kafirdir. İkisi de mücrimdir. İkisi de zalimdir. İkisi de Müslümanları, mazlumları öldürmüşlerdir. İkisi de emperyalisttir. Yani anti-emperyalist olmak için illa Amerikan karşıtlığı olmaya gerek yok. Biz emperyalizmin, sömürgeciliğin, zulmün, baskının, istibdatın her çeşidine kimden ne adına gelirse gelsin biz karşıyız. Emperyalizmi doğu ve batı diye ayırmayı da doğru görmüyoruz. Emperyalizm bir bütündür. Sömürgeciliktir. Baskıdır, zulümdür, kandır, gözyaşıdır. Mazlumların, Müslümanların yeraltı ve yerüstü kaynaklarına çökmektir. Onları çalmaktır. O bölgede yaşayan insanları öldürmektir. Zulmetmektir, sürgüne göndermektir. Hangi birini anlatalım biz size? Yani dolayısıyla burada biz stratejik olarak uluslararası devletlerin politikaları üzerinden
bir bakış geliştiremeyiz. Ya da işte Türkiye'nin uluslararası ulusal çıkarları. Biz meseleyi buradan okuyalım diyebilir miyiz ya? Biz Müslümanız. Biz her olayı Allah'ın kitabından okumak zorundayız. Resulullah'ın önderliği ve örnekliği bağlamında okumak, anlamak, ona göre bir tavır ve hedef geliştirmek zorundayız. Yani yaşadığımız coğrafyanın sistemini milliyetçi, vatancı, ulusalcı reflekslerle savunmak faşist bir anlayıştır. Zulüm üzere bir anlayıştır. Bunu kaç kişi yapabilmiştir? Biz bu konuda yüreğimiz açıktır. Allah için bütün netliğiyle her çağda, her zeminde, her zamanda gücümüz yettiğince bildiklerimizi biz ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Şimdi Şia'yı bugün gelinen itibarla Şia kendisini İslam'ın içerisinde bir mezhep olarak görüyor. Şimdi Şia'nın tarihi seyrine çok girmeyeceğim. Yani bu mezhepler konusunu birkaç ders anlatmıştık ama zaman zaman belki biraz güncellemek gerekebiliyor. Bugün gelinen sürece baktığımızda Şia'nın, kendini Şia'ya nispet edenlerin din anlayışı hem siyasal hem sosyal hem de akidevi anlamda çok ciddi sorunları beraberinden getirmektedir. Şimdi Şia'ya vurulan daha çok darbe Sünni kesim tarafından Ayşe validemiz başta olmak üzere sahabeleri sövmesi, tahkir etmesi, tekfir etmesi. Tabii ki şiddetle reddediyoruz. Yani burada fasıklık ve mücrimlik içerisindedirler. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Allah'ın dine ideolojik septumlarla yaklaşılmaz. Olmaz böyle bir şey. Şimdi Şia ruhçu bir anlayışa sahip. Yani bugün bizim tarikatlarda yoğun, tasavvufta yoğun şirk gördüğümüz birçok uygulamanın menba Şia akidesidir, Şia inancıdır, Şia teolojisidir. İlk dönem Şia için bunu söylemeyebiliriz. Oralarda biraz daha siyasi süreçler belirleyicidir. Özellikle bugün geldiğimiz sürece baktığımızda bunu da önemseyerek ifadelendirmek istiyorum. Birazdan Hizbullah dosyasına geçeceğim. İran Farisi bir devlettir. İran Şialığı Sasanilik, Farisilik üzerine kurulmuştur. Arap değillerdir. Irak ve Lübnan Şiileri Araplardan oluşmaktadır. Yani bu yönüyle İran bunu çok açığa çıkartmasa da bu algısı, Farisilik algısı dinin önüne geçmiş bir vaziyette. Hani bugün bu sistemde nasıl milliyetçilik, Kemalizm, demokrasi dinin önüne geçmişse İran'da da bunu görüyoruz. Yani olay sadece 1979'da bir devrim gerçekleştiği için Amerikan karşıtlığı üzerinden o zaman coğrafyanın Müslümanları süreçlere, olaylara çok vakıf değildi. İran'ı bir sevgi, sempati beslediler. İran'ı İslam'dan gördüler. Ama süreç içerisinde bunun böyle olmadığı anlaşıldığı gibi bugün İran'ın başında devrimin öncüsü olarak kabul edilen Hümeyni başta olmak üzere bunların din anlayışlarını akidevi vahiy üzerinden bir sorgulamaya tabi tutun, inanılmaz şirklerle karşı karşıya kalacaksınız. Benim önce baktığım yer Allah'ın kitabıdır, inanç sistematiğidir. Yani ben buradaki tarikatçıları şirke tabiri caizse o gayya kuyusuna atacağım ama aynı inancın beslendiği yeri siyasi gerekçelerle alıp baş tacı edeceğim. Bu omurgasızlıktır. Bu dini doğru anlamamaktır. Yani bizim siyasal anlayışımız da Kur'an-ı Kerim'e göre şekillenmek zorundadır.
Bu yönüyle baktığımızda Hümeyni dönemin, o zaman Sovyetler Birliği dağılmamıştı, devlet başkanı Mihail Gorbaçov'a Muhyiddin İbn Arabi'nin şirk dolu kitabını göndermişti. Yani Muhyiddin İbn Arabi'yi bunlar evliya görüyorlar. Böyle bir din anlayışına sahipler. Bir tevessül dualarını okuyun. Bakın Hümeyni ölürken ki o videodaki görüntüleri bir seyredin. Cesedini yere düşürme, şeyinden kefeninden parça alma, Beheşt-i Zehra'daki işlenilen kabir şirklerine bir bakın. Yani Hazreti Ali'ye atfettikleri inanca bir bakın. Masum imam teorisine bir bakın. Ya bunlar Şia'nın akidesidir, inanç sistematiğidir. Yani Suriye'deki Nusayri rejimi, Hafız Esad'ın oğlu Beşer Esad'la devam ettirilen bugünkü oradaki rejim, İran niye destek vermiştir? Nusayriler putperest bir inanca sahiptirler. Hazreti Ali'ye Allah'ın hulul ettiğine inanırlar. Hululcudur bunlar. Ama Ali öndedir. Kitapları farklıdır. Resulleri farklıdır. Dinleri farklıdır. Ve siz İran kendi mezhepsel siyasi çıkarların için Suriye'de öldürdüğünüz mazlum Müslüman sayısı yüz binlerin üzerindedir. Amerika ile iş tuttunuz. Irak'ta iş tuttunuz Amerika ile. Hainlik yaptınız. Konuşmamız lazım. Ben bunu mezhep saikleriyle konuşmuyorum. Bunu isterse kendisini Sünniliğe en derin anlamda atfeden, vasfeden birisi olsun. Konuşalım, Suud'u da konuşalım, Ürdün'ü konuşalım, Mısır'ı konuşalım, Türkiye'yi konuşalım. Çepeçevre bir ihanet çemberinin içerisindeyiz. Yani bugün ümmeti Muhammed'in, Allah'ın kitabının, Resulullah'ın öğretilerinin, müminlerin değerlerin üzerinden bir hareket, bir anlayış, bir mücadele ortaya koyan bir devletten bahsedemiyoruz şu anda. Bunların hemen hemen tamamına yakını büyük şeytan iblislerle işbirliği içerisindedirler. Bakın birazdan değineceğim. İran'ın İsrail'e attığı füzeleri bir bölümünü Ürdün füze rampalarıyla engelliyor İsrail'e düşmesin diye. İşte Sisilerin, bakın bugün Gazze'nin tek açılan, soluklandığı yer Mısır'a bağlı Refah kapısıdır. Mısır'ın siyasi, askeri erki tamamen her yerden Yahudilerle işbirliği içerisindedir. Mahmud Abbas denilen, bakın bu Filistin'in içerisinde, Filistinli. Muhammed Dahlanlar ayrı bu hainler. Mahmud Abbas'ı getirdiniz, mecliste konuşturdunuz. Kim bu Mahmud Abbas? Hainin en baş aktörüdür. Batı Şeria'da, Kudüs bölgesinde, Ramallah, Cenin, yani Gazze bölgesinde, öbür tarafta Müslümanları Yahudilere teslim eden, istihbarat bilgisi veren ve oradaki direnişi kıran sosyalist, münafık, kafir bir örgüttür, zihindir. Bunları getirdiniz burada mecliste onora ediyorsunuz, yetki veriyorsunuz, konuşturuyorsunuz, temsilci gösteriyorsunuz. Mısır böyle, Ürdün böyle, Filistin'in içi böyle, Suudi Arabistan böyle, Birleşik Arap Emirlikleri böyle, Türkiye böyle, işte Türkiye ile Katar biraz böyle münafıklık yapıyor. İki tarafı oynamaya çalışıyor. El altından İsrail'le iş tutuyorlar. Görünürde vicdan rahatlatmaya yönelik işte bazı
cılız seslerle itirazlar yapıyorlar. Hala kesemediniz yardımları, hala petrol akışını durduramadınız. Hala Yahudilerden aldığınız ödülleri iade etmediniz. Hala ticari ilişkilerinizde en küçük bir adım atmadınız. Bizim bilmediğimiz el altında ne tür anlaşmalar yapıyorsunuz? Onlar ahirette ortaya çıkacak. Ama şunu biliyoruz, size güvenmiyoruz. Siz o ihanet çemberinin halkalarındaki baş aktörlersiniz. Belki de figüransınız, kendinizi aktör zannediyorsunuz. Şimdi bu yönüyle baktığımızda 2006'da Hizbullah, Siyonist İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesiyle birlikte orada bir direniş hattı oluşturduğunda, ki biliyorsunuz Lübnan'da aynı Gazze gibi Siyonist İsrail'in işgali altındaydı bir bölge, Güney Lübnan tarafı. Oradan çekilmek zorunda kaldı. Doğal olarak biz sevindik. Bugün de seviniriz. Siyonist İsrail'e kim çelme taksa, kim onların işleyen bir düzeneğine, zulümlerine böyle zerre miktar engel olsa biz onu tebrik ederiz. Siyonist İsrail'e gelecek her zarardan mesrur oluruz. Ama düşmanımızın düşmanı dostumuz, dostumuzun düşmanı düşmanımız algısını bugün maalesef reel politik ve ulusal çıkarlar üzerinden şekillendirdikleri için bizim burada bir mümin olarak duruşumuz her zaman adalet, liyakat ve şahitlik üzerinedir. Peygamberlerin yaptığı gibi. Şimdi dolayısıyla İran, bilmiyoruz tabii, bilmediklerimiz var. Müslümanlar açısından güven veren bir ülke değildir. Ve bu İran ve İrancılık nasıl bir hastalıksa, bir de bunlarda böyle bir takiye anlayışı olduğu için böyle kendilerini biraz gizliyorlar. İşte Siyonist İsrail, tamam güzel. Ama sen Siyonist İsrail'e karşı geldiğini zannederken, senin desteklediğin, sırt verdiğin, övdüğün, kendisiyle ünsiyet kurduğun o zihin Müslümanları öldürürken niye o vela ve bera akidesini işletmedin? Bakın günah dosyasını açabiliriz. İran'ın, Hizbullah'ın başta Suriye, Irak olmak üzere ellerinde mazlumların, Müslümanların kanları vardır. Hadi diyelim ki orada örgütsel bir yapıyla kendinizce gerekçeler ürettiniz. Biz kendimizi bir örgüte nispet ederek bunları konuşuyor değiliz. Biz Müslümanız. Müslümanların, mazlumların yanındayız. Bazen Müslüman olmayan mazlumların da yanındayız. Bazen Müslüman olduğunu iddia eden zalimlerin de karşısındayız. Hiçbir zaman zalimlerin yanına düşmedik ve düşmeyeceğiz. İsterlerse kendilerini sünnilikle ifadelendirsin, İslam fark etmez. Biz mezhep üzerinden bakmıyoruz hadiseyi. Ama şunu da kabul edelim. Şia paradigmasının oturduğu zemin yoğun zulüm ve şirk üzerine oturmuştur. Yani bunu gelin gerçekten delilleriyle konuşalım. Yani sen aynı şirki işleyen farklı bir grup içerisinde olunca ona reddiye çekerken, aynı zulmü şirki işleyen sana bir takım ideolojik saiklerle yakın olduğu için sen onunla taraf oluyorsan, senin omurgan yok, senin izzetin yok, senin anlayışın yok, ahlakın yok senin. Sen nesin biliyor musun? Sen bir fanatiksin. Sen mutaassıp, taassuba kapılmış fanatik holigansın, holigan. Yani İngiliz fanatik böyle taraftarlar için, takımları için, her şeyi göz önüne alanlar için kullanılan bir tabirdir. Sen holiganizmin müridisin, sen holigansın.
Sen zulümden yanasın. Sen makyavelisin. Sen menfaati çıkarcısın. Omurgasız bir adamsın. Nerede menfaatin var oraya eğrilirsin. Onun için bakın aziz kardeşlerim. Böyle İran, Hizbullah bunlar bize güven vermiyor. Tabii ki İsrail'le olan savaşında Yemen'in, Yemen biraz daha ayrı bir dosya, Hizbullah biraz daha ayrı bir dosya, İran biraz daha ayrı bir. Hepsini tek bir kategoride değerlendirmek de çok sağlıklı değil. Çünkü Lübnan Hizbullah'ı Arap'tır. İran Şiası ise Farisi'dir. Yemen Zeydileri tam Şia değildir. İran'ın orada biraz bölgesel aktörlüğü vardır, yönetmesi vardır. Bakın Suriye'de işte gördünüz. Şimdi burada öyle kirli çıkarlar, pazarlıklar var ki o netliği sağlamak çok kolay olmuyor. Şimdi bu sefer birileri çıkıyor diyor ya işte siz burada mezhepler üzerinden fitne çıkartmayın. Ya kardeşim biz mezhep üzerinden değerlendirmiyoruz. Yani gelin bugün kendisini ehli sünnete sünniliğe atfedenleri de masaya yatıralım. Biz Kur'an ve sünnet üzerinden bakıyoruz. İsimler üzerinden değil. İran'a, Hizbullah'a itiraz yapınca hemen seni Siyonizme, hani şey var ya bugün iktidarı eleştirirsen seni FETÖ'cü yapar. Ve ahlaksızlar. Dün FETÖ dediğiniz yapıyla kankaydınız, kardeştiniz. Siz bütün pislikleri beraber yaptınız. Biz dün de karşıydık, bugün de karşıyız. Bu anlayışlarda olduğunuz sürece yarın da karşınızda olacağız biz sizin. Çünkü siz menfaatler üzerine bir araya geldiniz. Kaypak bir inanca, kişiliğe sahipsiniz. Şimdi böyle bir şey olur mu ya? Niye kategorize ediyorsun? İktidarı eleştirirsen FETÖ'cüsün, PKK'cısın, IŞİD'cisin. İran'ı eleştirirsen Amerikancısın, İsrail'cisin. Sen necisin? Asıl Amerikancı olan sensin. Ey İrancılar! Görmüyor musunuz bunu? Allah akıllarınızı mı kilitledi sizin? Açın, arşivler duruyor, uzağa gitmeye gerek yok. Dönemin İran Cumhurbaşkanı Ahmedi Nejat, Amerika'nın o zenci Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'la toplantıda, dünya kamuoyunda videolar duruyor. Kendi ikrarlarıdır bunlar. Ya biz bölgede siz ne istediniz de size vermedik ki demedi mi? Amerika'nın Irak'a 24 saat geçmeden Bağdat'ın kapılarına kadar gelmesi İran'ın Amerika ile bir anlaşması değil midir? Hani Irak'ta sizin Mehdi ordunuz vardı, Muktede sadrınız vardı, öve öve bitiremiyordunuz. 100 bin kişilik ordudan bahsediyordunuz. Ne oldu? Özel anlaşma yaptınız. Bunu kamuoyuna dünya ilan ettiniz. 14 yıl boyunca Amerika sizi Irak'ta korudu. Amerika ne dedi Şia'ya? Yöneticilerine dedi Sünnilerle baş edemezsiniz. Dünyanın %90'ı Sünnilerden Müslümanlar, %10'u Şialardan oluşuyor. Bizimle işbirliği yapın, mabetlerinizi koruyalım. Irak'ta Maliki kim iş başına getirdi? İran'la Amerika getirdi. IŞİD'in Suriye'ye, Irak üzerinden transferi ve bir IŞİD fenomenliğinin üretilmesinin, yani sürecin seyrinin değiştirilmesinin mimarları kimlerdir? Hafızalarınız zayıf mı sizin? Ahlaklı olun. Müslümanca olun. Müslüman olamıyorsanız hiç olmazsa dürüst olun. İnsan olun. Yalan konuşmayın. Ama bu Şia'da takiye var. Takiye olduğu için nerede yalan söylüyor, nerede dürüst davranıyor bunu kestirmeniz mümkün değil. Takiye kaypakçılık, münafıklık. Girdiği kalıba göre şekil almak. Kardeşim böyle olur mu ya? Hasan Nasrallah ne oldu? Bak İran sizin de ipinizi çekti. İsmail Haniye'yi Tahran'da kim öldürdü? Sözde İran'ın en güvenilir şehri değil mi? Başkenti. Adamlardaki cesarete, bilgiye, akışa bakın ya.
Arkadaşlar ya, hiç bunu aklınız alıyor mu sizin ya? Siyonist İsrail şu an Gazze'de Yahya Sinvarları, Muhammed Baifleri, hatta bırakın kendi komuta kademesinde kurmay Siyonist komutanları askerlerinin nerede olduğunu bulabiliyor mu? Müdahale edebiliyor mu? Bir yıl geçti, bir yıl. Ama İsmail Haniye'yi, Hasan Nasrallah'ı, bakın Hizbullah'ın komuta kademesinin %80'ini İsrail Siyonistler öldürdüler. Şimdi bunlar size bir işaret vermiyor mu? Film izler gibi mi izleyeceğiz? Yani İsrail'in bir tane iğnesi kırılsa biz bundan memnun oluruz. Bu ayrı bir meseledir. Fakat bakın kardeşler, 3 gün önce İran, Tel Aviv ve 200 balistik füze gönderdi. Eğer bilen varsa söylesin, resmi makamlara göre bir tane Filistinli bir Müslüman füzenin üzerine düşmesiyle vefat ediyor. Onun görüntüsünü de yayınladılar. 200 tane balistik füzenin Allahu Alem 93 tanesi herhalde Tel Aviv'e isabet etmiş. Bir bölümü işte havada, Ürdün de dahil olmak üzere. Bakın Ürdün, İsrail'i koruyor. Sadece Ürdün mü koruyor? Malatya Kürecik'teki radar üssü kim için kuruldu? Bizim topraklarımızda. Malatya'dan bahsediyoruz. Siyonist İsrail'e yapılacak saldırının Türkiye üzerinden korunmasına yönelik. Niye iptal edemediniz? Yani Ürdün kim? Ürdün'ün %55'i Filistinlilerden oluşuyor. İhanetin boyutlarını görün kardeşler. Bizi zor günler bekliyor. Bu ateş sadece ateşi yakanların seyredeceği bir ateş değildir. Bu ateş onları yakacaktır. Ama çok hazırlıksızız. Hafızalarımız çok zayıf. Süreçleri doğru okuyamıyoruz. Tamam. Aramızdaki ihtilafları bırakalım. Eyvallah. Bunu bir defalarca söylüyoruz. Büyük düşmana, zulme karşı bir cephe oluşturalım. Ama ben seninle cephe oluşturduğumu zannederken sen gidip hainlerle işbirliği yapıyorsun ve benim safımda olan Müslümanları öldürüyorsun. Ben sana nasıl güveneceğim? Seninle nasıl cephe kuracağım? O Guta'da aç bırakılan biyolojik kimyasal silahlarla öldürülen binlerce evladımızı, bacımızı, anamızın hesabını kim verecek? Banyas'ta Putin'i Hasan Nasrallah diyor. Suriye'ye ikna etmek için bayağı uğraştık. Aslında Rusya'nın canına minnetti. Zaten sıcak denizlere inmek için Afganistan'ı işgal etmişti. Laskiye Limanı tamamen Ruslara verildi değil mi? Orası onların kontrolünde. Liman şehri. Rusya'nın varil bombalarıyla İran'la birlikte öldürdüğü insan sayısını biliyor muyuz? IŞİD yapısına karşı Haçlı Şabi kuran kimdir? Daha sonra IŞİD'in iplerini eline alan kimdir? Müslümanları canlı canlı elektrik direklerine bağlayıp döner keser gibi kesenler kimdir? Diri diri toprağa gömenler kimdir? Blokaj uygulayıp göz göre göre açlıktan öldüren kimdir?
İşte bu Lübnan Hizbullah'ı denilenler, İran denilenler, Rusya denilenler, Esed denilenler bu kafirler birleşimidir. Biz bunları unutmadık ve unutmayacağız da. Yani birilerinin sakallarına kanmayacağız, sarıklarına kanmayacağız. Kimlerle iş tutuyor? Kimleri öldürüyor? Kimlere umut veriyor? Batsın sizin bütün ideolojik saplantılarınız. Hepsiyle ateşe sürüklenin. Yeryüzünde bir mazlumun kanı tüm sizin uluslararası hesaplarınızdan daha kıymetlidir. Bakın burası bizim kırmızı çizgimizdir. Ünvanı, etiketi ne olursa olsun bizim için zerre miktar önemli değildir. Eğer bir hareketin, bir yapının, bir şahsın elinde mazlumların, müminlerin kanı varsa ve tövbe etmemişse biz bundan teberri ederiz. Hesap gününe havale ederiz. Olumlu müsbet bir şahitliğimiz olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize öğretmiştir. Şirkten sonra en büyük günah kişiyi ebedi cehennemde kalabilecek tehdidi içeren günah haksız yere bir insanın öldürülmesidir. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanları öldürdünüz siz. Biz size niye güveneceğiz? Size nasıl umut besleyeceğiz? Sizin işlediğiniz zulümleri nasıl görmezden geleceğiz? Vallahi bunu kim ne adına yaparsa yapsın, burada Allah'a sesimizi yükseltmek istiyoruz. Ya Rabbi biz bunların zulümlerinden, amellerinden, inançlarından, düşüncelerinden beriyiz ya Rabbi. Bizi bunlardan uzak eyle. Bazı zulmü değiştirmeye gücümüz yetmiyor. Bunun adı ister Sünni olsun, ister Şii olsun, ne olursa olsun zerre umurumuzda değil. Biz bunu senin kitabınla bakıp, senin Resulünün öğretileriyle bakıp, senin aziz dinindeki ölçülerle bakıp, biz buna göre bir tercih, bir hedef, bir amel oluşturmaya çalışıyoruz. Ey Rabbimiz, sen buna şahit ol. Ondan sonra çıkıyorlar bizi kategorize etmeye çalışıyorlar. Tabii şimdi burada mezhepçi saiklerle karşıya gelen, değişik bir dil kullanan, kafirin ekmeğine yağ süren, onun sırtını sıvazlayan hastalıklı zihinler de var. Biz bunlardan da beriyiz. Ama oturup her şeyi hakkaniyetle konuşmak durumundayız. Türk ordusu Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de yeri geldiği vakitte ne yaptı? Müslüman olmayanlarla işbirliği içerisine girdi mi? Girdi. Ya bu bizim ordumuzdur. Bizim askerimizdir. Dedik mi? Demedik. Demeyeceğiz de. Bizim askerimiz Allah'ın askerleridir. Böyle biz ulusal milli reflekslerle bir tercihte bulunmayız. Bunu cahiliye görürüz. Bizim için asker cundullah olanlardır. Allah'ın askerleri, Allah yolunda savaşanlardır. Ahlakla savaşanlardır, mümin olanlardır. Adil olanlardır, zulmetmeyenlerdir. Bizim askerlerimiz bunlardır. Bizi kimsenin tanımlamasına, kategorize etmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz bunlardan değiliz. Biz Allah'ın kitabında adil şahitlik yapmaya çalışan müminlerdeniz. Göremediğimiz eksiklerimiz varsa Allah'ın bize göstermesini, bildirmesini umut ediyoruz. Ama takip ediyoruz, okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Ve gerekçelerimiz de hazırdır. Şimdi kardeşler bakın, Lübnan Hizbullah'ından biraz bahsetmek istiyorum. Aslında eğer siz ipleri tabiri caizse puşların eline vermişseniz, yani sen
kukla olmayı tercih ettikten sonra ipinin kimin elinde olduğunun bir önemi yoktur. Biz kukla olmayacağız. Kurşun asker olmayacağız. Biz mümin olacağız. İradelerimizi Allah yolunda kullanacağız. Şimdi meşhur bir tabir vardır. Satranç oynanırken, satranç biliyorsunuz Çinlilerin ürettiği bir savaş strateji oyunudur. Onun bile cevazlığı tartışma konusu olmuştur biliyorsunuz. İlginçtir. Satrançta şah da mat da oyun bitince aynı kutunun içerisine konulur. Game over. Oyun bitti. Şimdi bir oyunu kim kuruyor? Oyunun aktörleri kim? Figüranları kim? Ve bu oyun kimin işine yarıyor? Bunları okuyup çözemedikten sonra biz bu sahte kahramanların olduğu yerde sahte, orijinal bile değil, sahte figüranlar olmamız kaçınılmazdır. Onun için bizim bu tür süreçleri okurken anın içerisinde büyücülerin büyülenmiş, büyüledikleri sansasyonel uydurmalarla, dramatik ajitasyonlarla değil, fıtratla, tarihi gerçeklerle, sünnetullahla, adaletle, Resulullah'ın öğretileriyle ve Kitab-ı Kerim'le okumak zorundayız. Vallahi eğer biz her olayı, ama her olayı Allah'ın kitabının ölçüleriyle bir okuyabilsek, Allah bize görmediklerimizi gösterecek, bilmediklerimizi bildirecek, işitmediklerimizi işittirecektir. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir adı Furkan'dır. Furkan. Yani Furkan, hakla batılın birbirinden tüm netliğiyle ayrılması, ayrıştırılması demektir. Yani kim hayata Furkan'la, Kur'an-ı Kerim'le bakarsa Allah Azze ve Celle ona basiret verir, ona hikmet verir, ona firaset verir. O zaman sen kahramanları, sahte kahramanları, yalancıları hepsini görürsün, münafıkları görürsün. Gizli gibi görünen münafıkların işaretlerinden görürsün. Zalimleri görürsün. Eğer olaya Furkan'la bakmazsan celladının bıçağını yalamaya başlarsın. Koyunun aptal olanı kasabın bıçağını yalarmış ya. İşte bakıyorsunuz, bir tam ihanetler çağında yaşıyoruz. Yani hainlik içerisinde olmayan insan bulmakta gün geçtikçe zorlaşıyoruz. Bu küçük yapılardan ta devlet sistemlerine kadar gidiyor. Bakın Siyonist İsrail açık açık söylüyor. Diyor bizim bölgede satın almadığımız adam yok diyor. Şimdi biraz itiraz edenler var bazı gerekçelerle. İşte Yemen diyor ki Husiler, biz diyor buradan diyor geçişlere müsaade etmeyeceğiz diyor. Şimdi adamların güçleri sınırlı. Ya şimdi biz hemen başlıyoruz. Ooo Husiler de Şii, bunlara güvenme, şöyle olma. Tamam da adam ortaya bir amel koyuyor. Yani biz git sana Husi'nin askeri ol demiyoruz. Adam ortaya bir amel koyuyor. Senin Sünni dediğin dünyada kim var? Sünni blok dediğin kim var? Hadi gelin, oturalım, konuşalım. Bakın biz küresel emperyalizme karşı küresel cihat algısıyla alakalı konuşmalar yaptık. Zalimleri sevindirecek beyanatlardan kaçınırım. Ama buralarda çok iyi bir imtihan veremedik kardeşler. Bu yüzleşmeleri bizim yapmamız gerekiyor. Kimse kusura bakmasın.
Yani faturayı falan diye kes kendini temize çıkar. Yok. Eğer Suriye'de başta olmak üzere Müslümanlar iç ihanetlere birbirlerine namlularını, silahlarını doğrultmamış olsalardı bugün orada küfrün yapılarının hiçbirisi barınamayacaktı. Kusura bakmayın. İşte bakın Çeçenistan, Afganistan, Irak, Suriye, Mısır. İhvanın Mısır toplumunda %20'lik kemik bir yapısı var. 5 kişiden biri İhvan mensubu. Ama İhvan'ın anasını ağlatıyorlar. Bak İhvan'ın bütün askeri yönetici siyasi kadrosunu pasifize ettiler. Tasfiye ettiler. Niye süreçler bizim lehimize işlemiyor? Bak Siyonist İsrail tak eliyle bulmuş gibi sanki böyle bir algı üretiliyor. Yani biz herkesi her yerde istediğimiz şekilde bulur öldürürüz. Yani karton devlet büyütülüyor. Oysa ki bakın şunu da izah edeyim. Burayı da önemli görüyorum. Siyonist İsrail kartondan bir devlettir. Bölgede işgal edilmiş, gasp edilmiş Filistin topraklarında Siyonist İsrail küfrün, zulmün, Siyonizmin ileri karakoludur. Şu an Batılılar, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere bu kadar Siyonist İsrail'e yardım ediyor olmaları kara kaşından, kara gözünden değil. Onlar da kendi aralarında çok homojen bir yapı değil. Ama Filistin topraklarından ki bakın şu an oluk şu anda insanlar çıkmak istiyorlar. Tel Aviv güvenli bir şehir değil. Yahudiler ölümden çok korkarlar. Tehditin olduğu yerde barınamazlar. Zaten dünyanın birçok ülkelerinden büyük vaatlerle, paralarla, imkanlarla bir yere topladılar. Ama çok fazla tutamıyorlar. Hepsini de toplayamadılar. Şimdi eğer Filistin bölgesinden, Siyonist İsrail'in işgal ettiği toplumdan, topraklardan geriye göç başladığı vakitte asıl iş o zaman başlayacak. Şu an en büyük korku ve kayıp Batı'nın da budur. Bakın şu anda Beyrut boşaltılıyor. Tahminimi söylüyorum. Allahu alem. Çok olağanüstü farklı bir gelişme olmaz ise Beyrut ikinci Gazze sürecine doğru gidiyor. Ha Gazze'deki gibi bir direniş olur mu? Bunu Hizbullah dosyasında biraz yetiştirebilirsek ele alalım. Ezanda okunmak üzere. Söz verdim. Geçen hafta biraz aşmışım. Hakkınızı helal edin. Yani zamanı bazen kontrol edemiyorum. Anlatmak istediklerim var. Bir konuyu da iki haftaya bölmek çok istemiyorum. Kopukluk oluyor. Bir seferde anlatmak istiyorum ama zaman yetmiyor. Belki de bu benim yetersizliğim. Sığdıramıyorum zaman aralığını. Şimdi şu an Rusya kendi vatandaşlarına dedi ki Lübnan'ı boşalt. Lübnan'da takriben 1,5 milyon civarında Rus yaşıyor. Bakın Ukrayna'da şu an oraya bir Yahudi göçü oluşturmaya çalışıyorlar kardeşler. Gazze'de bu bir yıllık Aksa tufanı sürecinde Siyonist İsrail askeri alanda hiçbir mesafe kat etmiş değildir. Siyonist İsrail'in Gazze'yi işgal sürecinde 3 tane önüne koyduğu hedef vardı. 1- İzzettin el-Kassam başta olmak üzere Hamas'ın tasfiyesi. 2- Esirlerinin Siyonist Yahudi esirlerin kurtarılması. 3- Halkın Gazze'den sürülerek tamamen Siyonist İsrail'in kontrolünde dizayn edilen bir liman şehri Gazze oluşturmak istediler. Bu üç aşamada da hiçbir mesafe kat edemediler. Ve şu ana kadar Aksa tufanı 7 Ekim başladığı günden bugüne kadar yaklaşık Siyonist İsrail'in askeri alandaki
teçhizat kaybı %30'ların üzerindedir. Yani tünellerde yeri geldiğinde ışık görmeden bir ay karanlıklarda yaşayan, hurmayla, suyla, kuru ekmekle cihad eden, dışarıdan tünellerden getirilen borularla amatör torna cihazlarıyla üretilen silahlarla savaşan İzzettin el-Kassam'la hiçbir zafer başarı elde etmiş değildir. Bilakis Siyonist İsrail tarihinin en büyük kayıplarını her alanda bu Aksa tufanı süreciyle vermiştir. Eğer Amerika, İngiltere, Almanya başta olmak üzere bir ay destek vermese Siyonist İsrail bölgede yok olup gidecektir. Bunu görüldü. Ve şu anda tabi geleceğe yönelik tarihler üzerinden böyle bir kehanetvari bir beyanda bulunmak çok makul görmüyorum ama kardeşler, 2026'dan sonra Siyonist İsrail'deki çöküşün artacağına yönelik bir öngörü var. Yani şu an Lübnan'dan Hizbullah'ı temizlemek istiyor kendince. Yani ben Hizbullah'ın fazla İran'ın kontrolüne girmiş olmasının yaşadığı bir sorun olarak görüyorum. Hizbullah özellikle 1982'den sonra Lübnan'da yerleşen bir yapıdır. 2006'da Siyonist İsrail'i Lübnan'dan aynı Gazze'de Hamas'ın sürdüğü gibi işgal ettiği topraklardan çıkmaya mecbur bırakmıştır. 2006'da büyük bir başarı elde etmiştir. Bugün Lübnan topraklarında, Lübnan Meclisi'nde milletvekili bağlamında sayısı vardır. Lübnan ordusundan daha donanımlı bir orduya sahiptir. Lübnan ordusunun silahları eskidir. Özellikle İran'ın kontrolünde hareket ettiği için Hizbullah göreceli bazı başarılar elde etmiş gibi görülse de bu son süreçte Allahu Alem büyük bir ihanete kurban edilmiş. Yani Hizbullah'ta ilk seçilen Abbas Musavi'ydi. Biliyorsunuz Hizbullah'ın ilk lideriydi. Siyonist İsrail bunu suikastla öldürdükten sonra bu geçen gün öldürülen Hasan Nasrallah iş başına getirildi. Çok genç yaşta. Yani Hizbullah'ın ikinci komutanı. Lübnan Hizbullah'ında da orada da dünya sürecini iyi okuyan insanlar vardı. Bunu ihmal etmemiz mümkün değil. Yani doğru okumamız lazım. Hizbullah'ın şu andaki askeri teçhizat yönü Hamas'tan, İzzettin el-Kassam'dan en az 20 kattan daha fazla güçlüdür. Tankları vardır. İzzettin el-Kassam'ın bir helikopteri yok. Bir tankı yok. Doğru düzgün bir uçak savarı yok. Bak buna rağmen yani savaşın denge politikalarını görün. Ama Hizbullah bu yönüyle belki, bu benim öngörüm, komuta kademesinde çok büyük bir zayiat verdi. Şu an yeni bir yapılanmaya girecekler. Geçen Lübnan'a giriş yapmaya çalışan Siyonist askerlerden çok ciddi anlamda bir kayıp verdi Siyonistler 3-2 gün önce. Şimdi bunlar dünya kamuoyunda dikkat ederseniz kendi halkını ve askerini küçük düşürebilecek hiçbir görüntüyü
servis etmezler. Hatta cezai müeyyideleri vardır kendi insanlarına. Onun için öldürülmüş, yaralanmış, ağlayan Siyonist askerler Yahudilerin dışındakiler tarafından kadrajda yakalananlardır. Çünkü bununla alakalı bir politikaları vardır. Biz ne yapıyoruz? Parçalanmış çocuklar, kadınlar, yerlerde sürünen Müslümanlar, duygusal ajitasyon yapıyoruz. Bizi böyle öldürüyorlar. Bu çok yanlış bir stratejidir. Bu şer'an caiz de değildir. Ama ben Müslümanları anlayamıyorum. Yani ne yapacaksınız? Parçalanmış çocuk cesetlerini gösterince Yahudi'ye öfkeniz mi artacak? Cihada mı çıkacaksınız? Aa, bu zamana kadar sahip çıkmamışız. Bundan sonra sahip mi çıkacağız diyeceksiniz. Bu ajitasyondur. Bu aslında bunun en olumsuz yanı nedir biliyor musunuz? Bu bizim süreci kanıksamamıza sebebiyet verir. Normalleştirir bize. Yani bunlardan mümkün mertebe sakınmalıyız kardeşler. Süreci bekliyoruz. Tabii ki biz Siyonist İsrail'le, Amerika'yla veya bu cenahla aynı kareye, aynı dile, aynı düşünceye düşmekten Allah'a sığınırız. Her konuda adil şahitlikten yanayız. Bizim bakış açımız mümincedir, ideolojik, mezhepsel, saiklerle biz olayı okumayız. Mümince her konuya bakmak durumundayız. Ama başta Hizbullah olmak üzere, ki ben İran'a hiçbir şekliyle güven duymuyorum, çok kaypak bir ülke olarak görüyorum. Hiçbir şekliyle onunla ileri yönelik bir ortak planlamanın yapılabileceği kanaatinde değilim. Ama Hizbullah bu günah dosyasını temizleyip Suriye sürecini bir tövbeye dönüştürürse ne âlâ. Yoksa yani Hizbullah'ın da bu yönüyle günah galerisi çok fazla dolmuştur. Ellerinde mazlum ve Müslümanların kanı olan, ister bu coğrafyada ister bu coğrafyanın dışında, isterse tarihte kim varsa biz onlardan beriyiz. Toplumsal bir tövbeye dönüştürmedikleri sürece bunlara hiçbir sevgi beslemeyecek. Bunlar hakkında olumlu düşünmeyeceğiz. Evet kardeşler. Vesselamun aleyhi mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.